aşk da var, yaz da var, güz de var şu hayatta. Saz da var, caz da var, haz da var. İnsanlar ne iyi, ne tatlı, ne sahtekarlar onlar. Hem aşık, hem uyanık, hem riyakarlar. Ah yalan dünya, yalan dünya, yalan dünya. Sen bir gün yandın, bir gün söndün, başımı döndürdün. Ah yalan dünya, yalan dünya, yalan dünya. Bir gün bir bakacağız, herkes aynı, her şey. Sanki seninle birlikte bir parçam kopup gidiyor Nurhaya. İyi işte kilo vermiş olursun. Ya üzüntüden gereksiz bir mizah çabası içerisindeyim. Niye böyle olduk? Şimdilik babanlara söylemesek mi acaba? Selahattin abi, abim öğrendi. Siz öğrendiniz. Tiyatro sanatının ırzına geçilmesini seyretmeye gelmiş bir salon dolusu paçoz Cihangir Entel'i öğrendi. Babamlar mı öğrenmeyecek Allah aşkına ya? Çok üzülüyoruz Nurhayat, sabahtan beri ah ah diye dövünüyorum kızım. Ah deme, oh da Servet annem. Onu ben söylüyorum. Oğlum. Bakma Rıza da çok fena. İki gündür gözyaşlarını içine içine akıtıyor. Birisine birisine aşık oldum, birisine kastlamak çok zor şeydir böylesine. Birisine birisine... Boş verin ablam ya, ah etmeyin, sabredin. Ben dava adamıyım. Bu yola baş koymuşum. Önce şu ikilere üçlere düşmüş tansiyonumu, 300-500'e çıkmış şekerimi ve sıfırın altına inmiş moralimi düzelteyim de. Bir antidepresyon ilaç falan mı verselerdi acaba ya? Verdiler ama almıyorum. Karakterime aykırı. Benim büyüğüm depresyona girmişse vardır bir bildiği. Hem niye ben depresyondan çıkıp kendi rahatımı bozayım ya? Başkasını sokarım evvelallah o depresyona. Ne yapıyorsun bu akşamüstü? Önce manikür, akabinde de intihar teşebbüsü. Sen dalga mı geçiyorsun ya? Vay, 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 vay be, vay anasını be, vay, 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 vay. Bana yüklü konuşman bittiyse bavulları alıp derim abim. Gitmeden önce tek bir şey var, içimde kalmasın. Bak. Bir dakika kızım.
gençsin. Hakkını helal et. Kısmet diyelim. Herkes için hayırlısı. Babacığım niye bir daha görüşmeyecekmiş gibi konuşma yapıyorsun ya? Bu ayrılık geçici. Biz ölümsüz sevdik. Ayrılamayız. Nurhayat. Bazen insanın felaket sandığı bir şeyin sonradan hayatta başına gelen en iyi şey ol... Rızagi'yi kes. Gülsün ablam, sen de ağlarken hohlama. Buhardan kulağım ıslandı. Ve koca baş ailesi. Dünyanın bir yerinde bir kelebek kanat çırpsa... ...başka bir yerde rüzgar çıkar derler. Peki, kendinden ışıklı, ev kızı geleneğini koruyup yaşatan... ...tükenmekte olan, gelin adaylığı sanatının son temsilcisi olan bir kişiye... ...bunu yaptığınızda sizce bunun bir sonucu olmaz mı? Olur mu? Olursa ne olur? Olmaz canım. Bunca yıllık hukukumuz var. Belki de olmaz. Olmaz olmaz deme Selahattin abi. Olmaz olmaz. Sonucu ne olursa katlanacaksınız artık. Deniz. Günaydın. Gidiyor musun Nurhayat? Bu hikaye bitmedi. Senin anlayacağın dilde söyleyeyim abla. Daha birinci perde bitti. Hocam, ben bu filmi bir senedir biliyorum. Bu hayat kadını rolü de bana teklif edilsin diye ben yani neredeyse bir hayat kadınlığı yapmadığım kaldı yani. Ki isterseniz onu da yaparım. Şu an coşkumun esiriyim. Yani beynim devreden çıktı. Açılay, hiçbir aktris hocanın içine sinmedi. Ben de seni söyledim. İşin doğrusu bu rol için ben sizi biraz genç buluyordum. Yok. Aa. Ben yaşlıyım. Gerçekten. Oo benim. Ay yani ay, popomu görseniz buruşlu sarkıyor yani. Seçmeler ne zaman? Bu pavyon kadını rolüne bürünebilmek için kaç haftan var? işte o biraz. Yarın akşama bir deneme yapalım. Yarın akşama. Şimdi hocam biraz marjinal bir karakter olduğu için hani o çevreden bir tanıdığım olsa örnek için Zerri. Bittik. Evlilik işi tamamen yattıysa donumuza kadar alır bu karakaşlar. Hiç artık benden medet ummayın. O zaman tek çaremiz var. Ne? Ben evleneceğim Nurhayat'la. Oğlum zevzek zevzek konuşma yahu. O zaman teselli hediyesi olarak orçunu verelim Nurhayat'a. Alsın götürsün eve. Orasını burasını kurcalar, oyalanır. Benim olmaz. Ben bozarım ve kimse düzeltemez. Bakalım biz nasıl düzelteceğiz bu işleri. Hadi eyvallah. Ah Nurhayat'ım. Arasam mı acaba? Hacık despot kızdı ama en azından Deniz gibi dayağı yoktu. Anne yapma ya. Yalan mı çocuğum ha? Kafa göz daldı hepimize. Tiyatro falan anlamam. Ay kol cezim mozmor çürüdü. Suratına bakmam ben onun bir daha. Yahu Servet Hanım oğlan sevmiş. Ayrıca kız komşu medeni bir ilişki kuracağız mecbur. Ben Deniz'le her türlü ilişki kurarım. Sıkıntı yok. Şu an yok ama kasıyorsun olabilir. Bak çocuğum o kız buraya gelecek. Özür dileyecek, elimi öpecek. Anca öyle. Yoksa selam vermem. Tamam anne. Gelip öper elini. Hiç sorun değil. Ha? Ben anneyim burada. Gelecek, elimi öpecek, başına koyacak. Saygılı olacak, efendi olacak. Kadına şiddet uygulamayacak. Oo, bir insan
sana dünyanın en eski mesleğini 48 saatte nasıl öğreteyim bebeğim? Yüzyılların bilgi birikimi söz konusu. Zerim, beyin cerrahı mısın ki? Senin yaptığın meslekle hava atmak ne Allah'ın aşkına ya? İyi, o zaman git beyin cerrahından yardım iste. Ki yıllar önce istemen gerekir de zaten. Hadi acil şifala. Hayır, hayır. Zerim gitme. Lütfen. 48 saatim var. Hiç olmazsa ortamı göster. Mesleğin argosunu öğret. Sana ihtiyacım var. Lütfen. Eski bir dost. Bunu söylediğinde ne anlama gelir? Ki senin ağzını açtığın anlamına gelir bebeğim. Açık çek. Seni seviyorumdan sonra en çok sevdiğim iki ardışık kelime. Okey. Seni hızlandırılmış konsomasyon kursuna alıyorum. Kan, ter ve gözyaşı bir de iyi paraya mal olacak. Ama var ya, 48 saatin sonunda dünyanın bütün pavyonlarında çalışabilecek seviyeye geleceksin. Sağ ol. Hep bunun hayalini kurmuştum. Lan! Açmıyor telefonun aşkısı. Sessizde herhalde. Lan telefonda bulamayınca niye bizzat geliyorsun lan? Gıyaben mi gelseydim? Araya mesafe girerse biz Nur Hayat'la birbirimizden koparız ya. Hayır, yakında da bir nişan, kına, bir şey yok ki. Ben Nur Hayat'ı nerede göreceğim ya? Deniz'le Rıza evlenmeye karar verirse Deniz'in kınasına çağırsın. Yo, ondan önce galiba sen bir yerine kına yakacaksın. O kadar memnunsun ki ailemizin temeli çatırdadı diye. Kızım sen nasıl bir tipsin ya? Gözlerin karanlık, ruhun karanlık, şakaların karanlık. Alo. Sacide abla, canım, nasılsın? Ne diyorsun? Bugün mü? İşte isterim, Nur Hayat'ın bir akrabası ölmüş. Mirasını size mi bıraktı? Alo Sacide abla, ben şok. Çok üzüldüm, şu an elim ayağım boşandı. Of, acısı içime çöktü. Bu kimdi şimdi ölen? Amcasının karısının babası. Ah, ah, ah. Cenaze yarın mı? Oradan da kabristana bağlarız. Sonrasında da ufak bir grup cenaze evi muhabbeti. Okey. Tamam. Ay ne demek aşk olsun, zevkle gelirim. Yani zevk değil de tabii yani görevimiz. Evin adresi? He, ya sen öğrenip beni arasana. Oldu gülüm, bekliyorum. Hadi öptüm, bay bay. Ay Allah'ım, bu kadar mı denk gelir ya? Keşke Allah'tan başka bir şey isteseydim. Evet, keşke birinin ölmesine sebep olmayacak bir şey isteseydin. Selahattin, açsana şu telefonu ya. Tülay, şu nedir? Cam. Cam nedir? Şeffaftır. Şu an kapının önünden geçen herkes akvaryumdaki Japon balığı gibi bizi görüyor. Kızım gitsene lan. Ya Selahattin bir dur. Görüşemeyizle laf edip duruyorsun ya. Yarın 4'te setten borçluğum var. Benim ev Zerin diye tabir ettiğimiz memeli hayvanı işgal altında. Fakat eğer... Eğer basılırsak zaten işgal kuvvetlerine direnemeden savaşı kaybedeceğiz. Kızım bas git. Ya bak, arkadaşın evin adresini yazdım. Yakın. Yarın gel 4'te orada buluşalım. Kız bize kıyak geçiyor. Alo Gülistan. Ha Selahattin, açsana telefonu. Neredesin ya? Ha, tamam dur, oraya yürüyorum. Haberlerim var. Tülay. Alarm. Tapir alarmı. Herkes sığınaklara. Ay tamam. Yarın 4'te bekliyor. Ha Sacide abla. Şu an yazamıyorum adresi, sen biraz bekle. Kağıt kalem geldi. Ihlamur yolu, Begonya sokak, Gümüş Palas apartmanı, daire 7. Evet, okey. Saat 4 gibi oraya geçeriz değil mi? Evet. Nur Hayat yarın kesin bütün aktivitelere katılıyor değil mi? Hah, oldu. Tamam, öperim. Sağlıcakla. Selahattin nerede? Dükkandayım dediydi.
Selahattin Çakaler. Gülistan, yahu içeride işe dalmışım. Vallahi bomba atsalar duymam yani. Dükkana kim girmiş, kim çıkmış, hırsız mı girmiş? Kadın, erkek, uzaylı girse hiç farkına varamadım. Varamam vallahi. Selahattin Nurhayat'ın bir akrabası ölmüş. Yarın öğlen cenazeye gidiyoruz. Tamam, gidelim. Aileyi görürüz, arayı ısıtırız belki. Saat 4'te de cenaze evine. Yok, saat 4'te benim toplantım var. Ha. Zaten o kadın kadına olur herhalde. Ha? Ona ben giderim. Annem gelmesin ona. Annem gelmesin, şimdi abuk bir laf eder, olmaz. Yok. Ha, kabristana da giderim öncesinde. Ya, büyük fırsat. Yılının altın dişlerini mi çalacaksınız? Ya bizim burada bir yakinimiz ölmüş, içimiz kan ağlıyor. Senin ettiğin de laf mı şimdi ya? Adı neydi yakininizin? Ben yarın için koyu renk güneş gözlüğü, bir de marka eşarp almaya gidiyorum. Haydi, görüşürüz. Aldım, güle güle. Akşam size çaya geleceğim, sizin eve ve annenin elini öpeceğim. Dedi, gelsin özür dilesin, elimi öpsün. Sonrası zaten kendi elinden yerim. Anne biraz genç değil mi ya böyle elini öpmek için? Çünkü mesela bence el öpmede en azından bir arada iki kuşak olması lazım. Hani benim annemi senin annen doğuracak yaşta olsa biyolojik olarak bir derece. Ama yani... Ama... Adettendir yani. Bayramlarda adettendir. O da daha yaşlılara. Şimdi 35, 30'lu yaşlarına gelmiş bir kadının, ellerindeki bir kadının elini öpmesi... Deniz, sadece öpüp başına koyacaksın. Yani özür babında. İşte ona da takılıyorum. Ben özür dileyecek bir şey yapmadım ki. İşte insan bir in your face oyuna geliyorsa, en ön sırada oturuyorsa... ...bazı şeyleri göze almış demektir. Sen şimdi benim annemin elini öpmeyecek misin? Yeterince yaşlı değil. Kusura bakma Rıza, yap. Prensip. Şimdi hani çok ihtiyarlamış olur. Zor yürür, böyle köşe yastığı gibi odur falan. Belki. Ama benden daha çok gezen ellerinde bir kadının elini öpmem. Misal Sharon Stone'un elini öper miyim? Onunkini de öpmem. Kardeşim, vicdan azabı gibi ne takip ediyor bizi ya? Aa. Ya Zorbey abi güvenlik açısından popomuza takıldı. İstiklal'de sataşan falan olur hesabı. Kendisi bizim lokali koruma altına aldı ya, bir yerde bize dokunulmazlık sembolü veriyor. Sembol istemem, huzur versin. Beni kaçırmış, fidye istemiş adam. İstiklal'de laf atan sabüsü bir yandan mı koruyacak? Ay, tuzlayayım da kokmasın. Yalnız biz freelance hizmet veriyoruz. Parayı kim verirse ona çalışıyoruz. Kişisel alma. Şu anda pavyonu koruduğuma göre teoride abin sayılır. Yengemin de bıyıkları olaydı eniştem olurdu. Kardeşim, pavyon mesai saatleri dışındaysın. Naş! Senin için gündüz işi buldu. Saraya girdi falan dediler. Bir görelim orayı, yamuk olmasın. Saraya mı girmişim? Ha, öyle kebap sarayı, baklava sarayı falan. Öyle bir yer mi? Hmm. Ayvan saraya girdim ben. O pavyonda gördüğün tipler de ayvanlar. Hadi, ben seni tutmayayım. Diziye girdi diziye, Fırat'ın yazgısı. Nabra'da çekiyorlar. Allah sana da çektirsin Zerrin. Oğlum benim torpilim lan. Başka türlü Bengal, Smithson'ın, Leverhausen, Goopers reklamında senin ne işin var? Hadi be. Araştırmada en über güvenilir ünlülerden çıkmışım oğlum. Ondan oldu. Harbiden? He. Bir Acun, iki Seda Sayan, 98 ben. Aradakilerin bütçesi çok yüksekmiş. Ya seninle gurur duyuyorum kardeşim. Tek gurur duymadığım yönün, bu ara Bünyamin'le takılıyorsun. Ne ayak lan öyle o? Reklam sözleşmesindeki en önemli madde özel hayata dikkat. Bar çıkışı kızlarla yakalanmak yasak. Kavgaya karışmak yasak. Alkollüyken takılıp düşen ünlüler kervanına emir danışman da katıldı. Yasak.
Ya da reklam sözleşmesi tek taraflı feshedilen ünlüler kervanına katılmak serbest. Ve sözleşmenin imzalandığı akşam şöyle oldu. Hadi efendim, hadi, hadi, hadi. Şimdi nereye? Bar hopping. Bar bar hop hop gezeceğiz. Güneşi görene kadar, güneşi gördüm diyene kadar. Ha? Pardon, pardon. Kapıda gazeteci var. Nasıl gazeteci? Magazinci, paparazzi, oyalı basın, cemiyet muhabiri. Daha ne diyeyim? Ah, anladım ya. Buyurun. Kardeşim. Bülyamin, Kardo bana yardım et. Şu kızları yanına alıp bir rol oynamak ister misin? Rol mü? Senin paparazzi paratonerin mi oldu? Evet ama o ve herkes playboy oldu sanıyor. Karşım, senden tek bir ricam var. Hiç merak etme, samimi olmuyorum. O değil de bir ara bizim şirketin ne iş yaptığını öğrensene ya. Ben de sana onu soracaktım lan. Anlattılar da hiç anlamadım. Aa, niye elimi öpmüyor ki? Ağzımı düşer yani, ne var? Niye bundan imtina ediyor ki, ben anlamadım. Hayır, yani diyor ki... Çok genç, çok güzel bir kadın diyor. Şimdi ben gidip de ne gibi elini öpersem ayıp olur diyor. Ya Sharon Stone gibi kadın diyor. Kim gibi? Ya vardı ya hani öldüren cazibe, böyle sarışın, beyaz etek, böyle bacak açık. Neyse yani işte bir artist. Bacak açık mı? Kimin bacağı açıkmış? Anne hayır, yani diyor ki böyle elden ayaktan düşmüş yatalak bir kadın olsa gidip elini öpeyim. Ama gencecik zıp zıp gibi bir kadının eli öpülür mü diyor. Elden ayaktan mı düşeyim, onu mu istiyor? Hayda. Felç olup küçük kırlanti gibi otursam hoşuna gidecek yani. Anne ne alakası var ya? O günkü gibi döve döve yatalak da eder o beni, merak etme oğlum. Civan Paşa, Zahter Hatun haremdeki tabildotu beğenmiyormuş. Alakart menü istiyormuş. Haremde isyan çıkartacakmış. Destur. O halde tez vakit istediği yemek yapılsın. İçine de zehir katılsın. Kötüsün. Ve bunu seviyorum. Zira canıma tak etti. Bu karı tabildotu yemiyor. Adeta her gün beynimi yiyor. Zahter. Sana nasıl kıyacağım Zahter? Her şeyi duydum. Ama isyanı çıkartan Yazgı Hatun, esas onu zehirleyin paşa. Vay anasını. Eski cateringçi varken bunlar hiç olmazdı. Yemekler bir bozdu, harem karıştı. Her şeyi duydum. Gebereceksin Albina. Sultanım, padişahımız zaten size kıyamaz. Zahter Hatun'dan kurtulmak için başka planlarım var. Her şeyi duydum. Allah gani gani belanızı versin. Durun. Belli ki bu erkek egemen imparatorluk saraydaki bütün kuvvetli kadınları aynı anda bitirmek için böyle sinsi bir plan yaptı. Ve bence selamlığa giden bütün yemeklere zehir koyalım. Saraydaki erkeklerin hepsi gebersin. Kendimize gençlerden yeni ve dinamik bir ekip kurarız. Adına da genç Türkler deriz. Hatta Fransızcasını kullanırız. Daha janti durun. Ne dedi ne? Yazgı Hatun. Fransızcası. Jön Türkler. Ay, kulağa çok hoş. Fakat biraz erken geliyor. Her şeyi duydum. Ya ben dedim size erken diye. Kestik. Tamamdır bu sahne. Dır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 
Gerçek hayatta kim birbirinin dediğini böyle her yerden duyar ki? Saçma. İki, niye Tülay'a benden daha çok rol yazılıyor? Basit üçüncü sınıf bir kızcağız. Bugün de yanında goriliyle gelmiş. Burası sanat yuvası, batakhane değil. Sanatımı icra ederken belinde tabanca, psikopat gözlerle bakan bir zebellah görmek zorunda mıyım? Of Çağatay, çekim bitsin sonra konuşalım mı? Her şeyi duydum. Ne? Esra, makyajlar hızlansın. Tamam hocam. Telsiz pahalı diye hoca bebek alarmı koydu. Bir dakika beyler. İkinizde de strateji hatası var. Rakibiniz hızlı ama futbolcunuz koşmuyor. Ya benim sağ ok tuşu takılıyor, o yüzden koşmuyor. Yani altyapımız zayıf. Bünyamin Bey, ben Kayhan. Ne haber Kayhan? Aramıza hoş geldin. Bir masa bul, geç oturacağım. Bence siz daha hoş geldiniz. Ben zaten bu şirketin 4 yıldır CCO'suyum. CCO. Evet. O zaman hiyerarşide benim üstümdesiniz. Hem de çok. Siz DD olduğunuz için. DD. DD. Of course bir birden de. Zaten. Öyle yani. Bora ben. Müdürüm. Emir danışmanı reklamlarımızda oynatacakmışsınız. Kankam olur. Benimle alakası yok. CEO'muz okeyleyip CFO'muz da bütçe çıkartırsa PRD'nin operasyonu o. Bünyamin Bey, DD olarak jenerik konsepte bağlı mı analiz yapıyorsunuz siz? Şimdi bu konuda ben DDF, IGB ve CJG fikrini almak isterim açıkçası. Onlar kim? Şimdi daha basit bir deyişle ürünlerimizin... Ürün. Siz bu şirketin ne iş yaptığını biliyorsunuz değil mi Bünyamin Bey? Gerçekten. Soruma cevap alamadım da. Nereden çıktı bu herif ya? Gizli bir örgül kurmuşlar. Kendilerine özel işaretleri var. Sigara içmeye çıktılar ya. Ben de onu diyorum lan. Ne konuşacaklar sigara odasında? Bizi. Bu üst salak şirketin ne iş yaptığını bilmiyor. Bunu konuşacaklar aralarında. Bitirecekler oğlum bunlar bizi. Uzun vadede her türlü biz onları bitiririz. 30 sene sonra onların akciğerleri katran, bizimkiler kuzu ciğeri. Çekirge, pavyondasın. İçerisi hırbası, beyefendisi, muhtelif kültüre yelpazede, testosteron dolu. Aksesuarlar neler? Çıngıraklı pareo. Bilezik, kolye. Püh senin suratına! Bu meslekte aksesuarlar, dudaklar, göğüsler, kalçalardır. Altını çiz onların. Daha kalın. Boltu yap. Şimdi, Timesnev Roman fontuna çevirip İtalya'ya dönder. Yok kız, şaka şaka. Fena değilsin. Zaten okulda da ibişliğine bakmadan fingirdektin, şaşırmadım. Çekirge! Oryantele gir, göreceğim. Vasat! Herkes kalçasını sarlar, bölgesel genlerde mevcut. Mühim olan orijinalliktir. Cindy Crawford'u bir numara yapan şarasındaki bendi. Özgün ve seni yansıtan figürleri bulacaksın. Misal, patenti kendimin olan su içerken rahatsız edileyim flamingo hareketi. Ay Serin, bu daha çok geviş getirirken gıdıklanan su aygırı gibi geldi bana. O
O zaman git su ürünleri mezunu bir konsomatris arkadaş bul, daha doğrusunu öğresin. Çık lan dışarı. Hayır Zerrin, lütfen. Ya şaka yapayım, eğlenelim dedim. Konsomatrisliğin şakası olmaz kızım. En küçük hatanda ne olur biliyor musun? Hiçbir pavyonda iyi bir iş bulamazsın. Bacağına sıkarlar. Aynı lokelde hayat boyu topar tuvaletçi olursun. Dizi piyasasının kumavuzu değil lan burası. Beyoğlu'nun arka sokakları. Özür dilerim. Özür dilerim. Saygı duyarım. Flamingo'da da özür dile. Çok hata ettim. Su içen flamingoya yılan bile dokunmazmış. Eyvallah. Sen de böyle daha sigara içen sağlıksız bir tip var. Buraya bak, pembe yanak, beyaz diş. Ayrıca dayın nişan attı bana, her türlü borçlusun oğlum. Aa, beni hiç o konulara bulaştırma, alakam yok. Ayrıca benim sigaram da yok. Lan oğlum hadi git, orada birinden hoplanırsın, sohbet açılır. Hadi, hadi. Çanta yapmışsın. Ha, iş evraklarımı koyuyorum. Hangi? Şirket kimliğim. Onu koyayım. Daha profesyonel duruyor. Çanta zor ya. Kadınlar nasıl hep çantalı geziyor ki? Her yerden otursun. Bazısında hem çocuk hem çanta oluyor. Birini alsam birini unutursun. Of. Şu eğitime su altına seyretmeydik. Klişe mülişe ama eğitim şart ya. Oğlum ne oldu ya? İstifra ettim. Sigaraya alışık değil herhalde. Gaz odası gibiydi içerisi ya. Üzerine de yakıp bir tane içime çekince. Ayten Hanım. Ne dedikodular dönüyor ya sigara odasında? Şu anda Orçun Bey'in kusması konuşuluyor. Bir yerde iki laf edelim mi? Hamlet. Hamlet'in dans tiyatrosuna yetişmem gerekiyor. Başlamıştır. Ha, dostum çok zaman harcadım. Şimdi zaman beni harcıyor. Görüşürüz. Deniz'cim bak, ilk defa benim kız arkadaşım olarak bize çay içmeye geliyorsun. Öpüver şu kadının elini. Çok genç Rıza ya, çok genç ya. Gülistan'ın da mı elini öpeceğim? Orçun'un filan ya, oraya kadar gidecek mi bu iş? Yok, hayır. Sadece annemin, lütfen. Niye geliyor? Resmi bir şey yok. Ortada fol yok, fos yok. Rıza fingirdasyonunu kendi özelinde yaşasın. Biz niye muhatabız ki? Öyle deme kızım, ayıp. Oğlancıktan tokatlı seviyorum diye. Salak. İnsan ötekini idare eder. Hayatını kurar, bunu da kenarda tutar. Arada bir gider, takılır. Ki ben tiksinirim böyle ilişkilerden. Ama yapanlar var diye duyuyoruz. Elimi öpmezse köprüleri atarım, bitti.
geçmişmişim. Ya öper öper, niye öpmesin? Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. İyi akşamlar. Ne haberdiniz? Merhaba Selahattin abi. Merhaba, nasılsınız? Hoş Sağ ol bulduk. Kızım. Kalkamıyorum ki bu yaştan sonra. Bacaklarım tutmuyor artık. Ben sizi bugün İstiklal'de böyle koştura koştura alışveriş yaparken gördüm ama. Benzetmişsindir. Yerimden kalkamıyorum. Köşemizde oturacağız artık. O devrimiz geldi. İnşallah geçen akşam oyundaki hani o şeyi yanlış anlamamışsınızdır. Olsun olsun, sonradan gülünür böyle şeylere. Nasılsınız kızım? Bora Bey nasıl? Çok Rıza, yaşlı annene yardım et de kaldır beni mutfağa götür çocuğum. Saygı kalmadı bu devirde ama sen etrafa uyma. Deniz, bu aralar meydana getirdiğin eserlerden memnun musun? Değil mi? Diziler, piyesler. Büyük trajediler, aile melodramları. Evet. Anne öptü işte. Çenesine değdirip çekiverdi yalandan. Ne anladım ki ben ondan? Teknik olarak el öpmemiş sayılır. Bak, bu biri öyle diyor. Ama bu daha kibar bir stil. Ah Nur Hayat, bir elimi öperdi ki böyle yumulurdu. Sanırsın elimle dudak dudağa öpüşüyor. O denli yani. Ay, en sevdiğim konudan da tiksindirmeyin adamı ya. Benim elim pis mi oğlum ha? Gönülsüz gönülsüz. Öpmedi ki elime. İnat yaptı. Ha, bu sayılmadı yani. Puan veremeyeceğim. Gidiş yolundan filan. İçmez. Ya pavyon burası, dalga mı geçiyorsun? Eğlenmeye gelmedin kızım, içkini evinde iç. Sen bu gülürtülü ve loş ortamdan yüzüne bıyık gibi sabit bir sırıtmayı yerleştirip şampanyanın içiliş hızını, garsonu, diğer masalardan seni kesen potansiyel öküzleri ve kavga çıkmak üzereyse kaçacağın en yakın exit'i aynı anda kullanmak zorundasın. Anladım. Full konsantrasyon, tempo, soğukkanlılık. Fırtınalı ve sisli havada tek motorla uçan savaş pilotu gibi. Kız, seni öyle deyince bizim kököz mesle kulağıma bir havalı geldi ki. İstedim gideyim üniversiteye kürsüsünü kurayım. Sonra da kürsüye çıkıp su içerken rahatsız edileyim, flamingo yapayım. Sen yılık yılık gülerken ne oldu? Çaprazda cüzdanda yuvralar taşan beyefendi müşteriyi elin rusu kaptı, odaklansana. Pardon ya, fark etmedim. Hangi müşteri? Kız. İyi ki okuyup meslek edinmişsin. Buralara düşeydin, direkt tuvaletten başlar oradan emekli olurdu. Ama öyle deme, öğreniyorum. Bak, duruşum bile değişti. Çok faydalı oluyor Zerrin bacım. Yani... Nasılsın? Anagiller, babagiller, çalıncacıngiller nasıllar? İçimdeki hafif meşrep konsumatrisi çıkarıyoruz. Dışındaki ağır antibiyotik entelini nasıl geri sokacağız? Düşürme suratını, bıyık kilimseme.
Masadaki müşterinin moduna ve sahnedeki şarkıya göre kah oynayacaksın, kah gireceksin, kah ağlayacaksın. İçmeyeceksin, içireceksin. Yemeyeceksin, yedireceksin. Soyunmayacaksın, soyup sonra çevireceksin. Olay bu. Tamam. İsrar ettim, taksiye binelim dedim. Yarım bir açtım diye tutturdu. Alkol bütün kötülüklerin anası. Alkolsüz mü çıktın? Aa, okey. Aa, dostum bu sefer beni dinlemiş. Kendisi diş yapısında karakter tahlili yapan bir yaşam koçu. Dövüp bardan attı şerefsizler. Setten çıktık işte. Yoğun çalışılıyor tabii. Yo, alkol yok be. Alkol yok ya. Lan düşüyorum, düşüyorum. Ya anneanne, oyuncu musun, kabzımal mısın, ne bunlar ya? Çok konuşma, organik hepsi bahçeden geldi. Ablanla yiyin. Tamam, yeriz. Ben işe yetişiyorum. Neydi şirketin adı? Bangling Bingle, Cool and the Gangsters. Ani sorunca her sefer kafası gidiyor ayol. Neydi oğlum üç kelime? Mazhar Fuat Özkan'da çalışıyorum anneanne, oldu mu? Alo. Anneanne, te aşağı mahalleye kadar yürüdüm elimde paketlerle, geri dönemem. Ya iki, dört, ne bileyim 15 muz falan yeter işte. Anneanne, iyi besleniyoruz. Bak zaten çöpten de beslensek sen 100 yaşındasın demek genler iyi. Ya ne bu organik merakı ya? Bu yaşa kadar gelmişsin işte, hiçbir şey olmamış. Ben senin yerinde olsam salarım, sabah akşam gofret yerim. Mandalinaları sonra alırız anneanne. İşe gidiyorum ben, öptüm.
Nasılsın kocacığım, eğleniyor musun? Dokuna dokuna konuş. Ben bugün çok depresifim ya. Dertliyim. Bir içki mi içsem ki acaba? Bana ne lan senin derdinden? Hop, beni kaybettin. Niye ki? Konu sen değilsin, benim. Yani müşteri. Olmadık yerden gir, ona otaklan, dikkatini çek. Ha, kız ağaçlar, senin ayaklar ne güzel be. Sağ ol. Ay nasıl fark ettin ya, kapalı ayakkabı. Ya çok acayip anlatacağım sana. Dur bir içki alalım. Tat bendesin, gördün. Ağzımın içine düşüyor. Niye? Kendim değil, senin hakkında konuşuyorum. Ha tamam. Muhabbetin dışında şarkı da söyleyebilirim adıma. Çünkü yıllarca şan eğitimi aldım. Harika. Zaten bütün konsomatrisler eğitimli sopranodur. Kızım bırak ya. Bu mesele kırtlakla değil, başka yerle yapılır. Yani seviyeyi böyle belli bir yerde tutarsak. Ha, akılla yapılır. Oo, senin aklın hep müsteşcenlikte olacaksa. Çekirge. Dansın ve muhabbetin bence bir kıvama geldi. Ver son oryoyu. Pavyon karşısı müşteriye bir sayfa acılarını anlatıyor. Adam da mal gibi bakıyor. Bu ne ya? Buraya atalım. Bu laflar saçma. Burayı kısaltırız. Burayı montajda çizeriz. Lan! Kız. Çok kaptırdım değil mi? Muhteşem Tuleyman. Sen gittin mi arkadaşının evine? Yok Settim. Dörtte orada görüşeceğiz aşkısı. Sen gidince soyun dökün rahat et çekinme. Kalender kızı zaten evden gidecek. Adres yanında. Hah, oldu. Öpüyorum. Begonya Sokak, Gümüş Palas Apartmanı, aşk yuvamız, aşk yuvamız. Ay Gülistan ablam, ağla ağla için çıktı. Ben bile tanımıyorum merhum Fikret amcayı. Senin akraban diye benimsedim. Karısı Güzin yengeye de üzülüyorum. Yani bir başına kaldı kadıncağız şimdi. Gerçi onu da tanımıyorum ya. Güzin yengeye sakinleştirici verdiler. İstirahat ediyor. Ya o 90 küsur falan değil mi? Gözleri yarım görüyormuş. Kafası da geliyor gidiyor dediler. E ne kaldı hiç? Hizmetçi mi var yanında? Evet ama kız da fingirdek bir şey. Gözü hep kapıda. Allah fingirdeklerden korusun. Of. Oksijen mi azaldı arabada ya? Ben bir bunaldım. Cenazeden bunaldın. Aç deniz havası gelsin. Ne havası? Ay! Daha da bir bunaldım. Of! 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 Sultanım, şakam yoktur. Bir cihan sultanı bile ecelle yüz yüze kaldığında korkuyu tadıyormuş. Kestik. Çağatay. Çok acayiptin lan, bayağı titredin falan. Öyle mi? Konuşacaktık. 5 dakika ayıramadım bu kardeşine. Gidim hasta. Gitmem gerekiyor. Acil. Nesi var acil? Kedi lan sonuçta. Apansiti patlamak üzere. Sevgili Bengals Smith'in alını bir Housen Gooper çalışanları. Artık şirketimizin her yerinde serbestçe sigara içilmektedir. Demek sigara odasına gerek kalmadı. Herkes bir arada takılabilir.
sigara odasını iptal edip kırış yaptım. Yalnız bir 10 yıl havanın temizlenip zehrin çıkmasını beklememiz gerekiyor. Bünyamin Bey, siz DD olarak buna karar veremezsiniz. Ben CCO'yum, ben bile veremem. Ayrıca DP bölümünden bildirdiler. Bu departmandan uygunsuz sitelere giriş yapılmış. DP'den ha? Sigara odasını boş verin, asıl bu CEO'muz ve CFO'muzun kulağına gitmesin. CLO'muz eğitimde bahsetmiştir herhalde. Abiciğim kim bunlar ya? CFO, CFO, MDF ne oluyor ya? CEO belli, o genel müdür. CFO'ya da baktım, para pula bakan müdürmüş. Bütün önemli adamlar 3 harfli görüyorsun değil mi? Ben Didi, 2 harf. Niye babam bana 2 harfli bir pozisyon buldu ya? Ben de 3 harflerden olmak istiyorum abi. Tövbe de. Bu böyle olmaz abicim. Bizim de kendi odamızı yaratmamız lazım. Ne yapayım, yalayayım mı elini? Ya hayır da, yalandan çeneye şey etti diyor. Takıyor işte yani. Ne yapacaksın yaşlı? Ya, ne? Bırak Allah aşkına Rıza, gencecik kadın ya. Sabah Gangnam Style dans yapıyordu, ben gözlerimle gördüm. Ne? Ha, yaşlı olur da, zor yürür de, kalkamaz da, elini öptürür. Gangnam. Ama yaşlı işte yine de. Yani düşün, Gangnam Style dansının modası geçeli. Oho, bu daha yeni öğreniyor ya. Yaşlı, yazık. Bu genç olsa Harlem Shake yapar yani. Vallahi gerçi iş inada bir. Nedir? Öpeceğim elini. Yalıya, yalıya, tükürükliye, tükürükliye. Olay pit yalin mi? Pit yalin. Bende de var. Pit yalinliye, pit yalinliye. Böyle öpeceğim. İş inada bir. İnat bende de var. Yapacağım. Böyle yalıya, yalıya, yalıya öpeceğim. Vallahi. Her şeyi duydum. Kaç senin en çocuk olay çıkartmış yine. Çok manyak bir çocuk. Acayip değişik geliyor bana. Merhaba. Nasılsın? İyi, nasıl olalım? Vay. Ne güzel kayıntılar hazırlamışsın. Ne zahmetler, ne zahmetler. Nerede bizim hanımefendi? Yorgun da tabii, içeride istirahat ediyor. Öyle mi? Yerim ben onu, yerim. Yalnız bırakmayayım dedim ama siz geldiğinize göre ben artık gidebilirim. Vallahi bacım çok makbule geçti. Senin hakkın hayatta ödenmez. Yok canım, böyle zamanlarda elimizden geldiği kadar. Tabii insanlık ölmedi. Sağ ol. İnşallah tadını çıkaracağız. Oldu. İyi günler. Güle güle. Tülay. Tülay'ım. Demek uyuyan güzeli öperek uyandıracağız. Buyurun canım. Ulan kızım evinin içine ettik ha.
Tülay. Buradayım kız, buradayım ben. Anacığım. Bak hizmetçi fır çıkmış, görüyor musun? Aa, yalnız bırakılır mı Güzin yenge ya? Bir akraba falan geldiyse o ara. Kimse var mı? Uhu! Kimse yok mu? Tülay! Kaldırım çiçeği! Ha hocam, bir yere yetişiyorum da. Tülay, geçen gün bebek alarmından duyduklarınızı ciddiye almadınız değil mi? Ben psikolojikman dengesiz biriyim, bir de çok içiyorum. Ne dediğimi bilmiyorum ki ya. Hocam, dert değil. Bir yerde haklısın zaten. Oyuncu değilim ki. Ben bozulmadım. Baş geç. Fakat o zor be var ya, sürekli gözü üstümde. Hep peşimde. Bir şey konuşmak istiyormuş. Herhalde konu saksı orkidesi bakımı değil. Sence beni şişler mi? Ha, hocam, o konuda büyük konuşmayayım. Sakat adam. Ne yapacağı belli olmaz. Bulaşma derim. Hadi, koştum ben. Görüşürüz. Çok iyi insandı. Vallahi çok iyiydi. Mükemmel bir insandı. Yaşarken kendisiyle tanışmış olan var mı aramızda? Kiminki çalıyor? Aşağıdan geliyor. Kimin çantasında? Ay! Kim bu? Kapıcıdır. Rahmetlinin kıyafetlerini ayırmıştık da verecektik. Ha, adettendir tabii. Lan hem ev ayarlıyorum, organize yapıyorum, gelmiyorsun, hem arıyorum, no'ya basıyorsun. Aa, manda yavrusu bu ya. Güle güle giysin gariban. Yengemin kıyamadığı bir iki takımı var rahmetlinin. Şapkası şey, onları vermedik. İnşallah olur kapıcıya. Baksana, ekstra small bir amcaymış sanki. Erkeğin ekstra small'u makbuldür. Az yer, az içer, küheylen gibi adama ne yapacaksın? Benim beyim de mesela yarım porsiyondur. Bir lokma yer, bir yudum su içer. Ya zaten tek kalem pillik enerjisi var, hop hemen yatar uyur. Hiç yormaz, en rahat. Acık çelimsizdir, elezedir ama özünde iyi insandır Selahattin. Allah uzun ömürler versin. Amin. 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 Hepimiz inginir. O ne be? Tövbe estağfurullah. Kimdi o? Çakal sesi gibiydi sanki. Top ağacında ne çakalı Gülsün abla? Bana erkek sesi gibi geldi. Rahmetli mi dolanıyor etrafta acaba? Tövbe estağfurullah. Ay yok gülüm, yok. Senin artık sinirlerin laçık oldu ya, deme öyle. Güzin yenge öksürmüştür içeride. Yaşlı kadın sesi öyle kalınlaşır ya. Kim bu ya? Sanki kedi köpek sesi gibiydi. Ay yerden geliyor gibi. Ha? Ay vallahi doğru. Çakal sesi gibiydi. Ha? Çakaler, çakaler. Benim beyim gelmiş mesela. Selahattin Çakaler. Bizim soy isim. Senin o bildiğini sandığın gece alemlerini ben el aleme fasikül fasikül vermişim de asiklopedi yapmışlar. Geleceğimle oynama, geleceğinle oynarım.
Kendi takımını kur. Benden golcü çalma. Anlıyor musun? Hayır ha. Ansiklopedi mi satıyorsun? Futbol tahmini mi oynayacaksın? Para mı istiyorsun? Ne istiyorsun? Mevzu para değil. Allah'ıma kitabıma doğduğumdan beri bu kalıbı ilk defa kullanıyorum. Mevzu Bünyamin Karakaş isimli saffetimiz delikanlıyı kötü yola düşürmüş olman. Ha o konu. O konu ya. Gençlerin bedensel ve zihinsel gelişimini bozuyor. Görmeyeceğim onu bir daha dışarılarda senin bacaklarını kırarım. Anasını danasını kim arayacaksan ara. Bir aksiyon yap. Çeksinler onu bu hayattan. Vay ya. O çocuğu kendi günah bataklığına düşürüp dejenere ettiğini görmeyeceğim. Onu dejenere edecek bir kişi varsa o da benim. Mesela al fındığı ama bak bol bol, tamam mı? Ondan sonra at onu robota, çektir güzelce. Sonra o fındık ununu kat kurabiyeyi. Hem yağını da bırak ro tabii. Tabii. Bambaşka bir helmelenme olayı meydana geliyor. Çok lezzetli. Güzin yenge ara ara uyuyor, uyanıyor. İlaçlı ya. Biz de kalkarız biraz da. Aa yok, biz Meral abla, Sevim abla bu gece bu kanepeyle kaldıracağız böyle. Yer yatağı yapacağız burada, kıza yatakhanesi. Aa. Öyle kalacağız. Aa. Ben de kalırım o zaman, bırakmam seni. Esra, akşam Mirsat Bey vereceğim adrese getirsene. Hoca ona zahmet, bana eziyet buyursun. Filminin konsomatrisini icabında, kendi doğal ortamında görsün. Şaşı baksın, şaşırsın canım. Sevgili Bengal Simmons'ını anla ve aman falan pişman. Oğlum gelin, acayip sürprizim var size. Saçma adamsın. Vodvil gibi hayat lan. Okey. Çekeceğim seni o kanepenin altından. İşte sigara odasını dövecek bir buluşma, bir kaynaşma yeri. Ofisimizin Jose, oh, içki odası. Alo memur bey, vereceğim adreste bir bomba olabilir. Öyle bir duyum aldım ama bilmiyorum da yani. Top Ağacı, Begonya Sokak, Gümüş Palas. İyi günler. Top Ağacı. Ana! Alo anneanne. Ya bizim bir arkadaşa şaka yapmış da sana aşağı mahalleyi boşaltıyoruz, bomba var filan derlerse ele takma. Ele Adilen filan de otur, korkma. Tamam. Ne? Mandalinaları sonra alırım ben anneanne. Öpüyorum anneanne. Kusura bakmayın müdürüm anneannem. Seninle daha önemli bir konu konuşacağım. Buyurun. Sabahtan beri yaka kartın yok. Aa, kusura bakmayın. Ben o benim çantamda kalmış. Hay Allah, ne oldu? Çantayı? Mandalinaları sonra alırız anneanne. İşe gidiyorum ben. Öptüm. Bir yerde mi unuttun? Top Ağacı'nda.
Herkes nerede? Bomba uzmanı hazır amirim. Sigara odası gibi işte ya. Ya saatte bir mesaiye ara verip bir tek atmak isteyenler için yani. Her dakika gelip içki mi içeceğiz? Öğlen olmadan herkes sızar. Sigara içiyorsunuz ama. Zararlıysa o da zararlı. Mantıken. Biri akciğere, öbürü karaciğere. Salata var olabilirdi aslında ya. O daha bir şey olurdu. İş çıkışı takılırız canım belki. Cuma akşamları. Sportif cuma. Kravatsız. Bünyamin Bey. Pardon, bu nedir? Bibi. Pardon? Bünyamin Bar. Ve hemen boşaltıyoruz binayı. Acil. Hadi. Hadi hadi. Loray çık 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 çık. Çık ablam çık. Çık, çık, çık. Allah koru ya Rabbim. Hadi. Hadi hadi hadi. Ha. Hadi benim kendi alın. Benim kendi al Loray, benim kendi al. Çabuk. Çabuk. Çıkın. Çıkın. Var lan. Gidin televizyon seyredin be kardeşim. Çatay! Gözünü yengeye yedin o top. Ay, tartama bak. Ne olacak? Ya bir şey olmaz herhalde canım. Evinde işte. Altınızda arabanız var. Gitseniz evinize Gülistan. Fikret. Fikret. Hı. Senin için öldü dediler. Aa. Gordon'un arkasına geçelim. Paketi imha edeceğiz. Lütfen. Ölmedin mi? Cık. Yoksa öldün de beni de almak için mi geldin? Yok ya. Hanım sen uyu, ben gideyim. Gitme Fikret. Giderken beni de al. Hoş geldin. Gel.
Hanım, sen kal. Ben bir arkadaşa bakıp çıkacağım. Fikret, genç halinle gelmişsin. Ha, anti-aging yapıyorum. Avokado falan çok faydasını gördüm. Patlama olacak. Panik yapmayalım. Kordon arkasına geçelim. Kısa zamanda evlere döneceksiniz. Telaş yok. Ha, evlere mi dönecekler? Fikret, kim bağırıyor dışarıda? Hanım, ben bir bakıp geleyim. Yoğurt, ekmek bir şey lazım mı? Gitme Fikret. Senin için öldü dediler. Yakındır. Hanım, hanım. Şöyle dur ha. Sen kendine iyi bak. Üzülme. Ben uzun bir yola gidiyorum. Sonra seni yanıma aldıracağım, tamam mı? Fikret. Canım. Biliyor musun? Seni ben çok aldattım. Puh, senin Allah belanı versin. Artık ben burada 5 dakika daha durmam. Aşıf da. Aman, aman, aman ne güzel hazırlanılmış. Babanızın talimatı. Dün akşam kuru çayla göndermişiz hanımefendiyi. Ayıpmış. İkram yapacakmışız. Ya ama fevkalade Türk misafirperverliği. Anne, Deniz de çok seviyor Türk adetlerini. İlla dedi gelip annenin elini şapur şupur öpeceğim. Yani bir sorun yok. Aa, öptürmem. Pardon? Vazgeçtim. Şimdi de ben öptürmüyorum. İnat değil mi? Anne, ama Deniz çok elini öpmek istiyor. Elimle French kiss yapacak olsa yine öptürmem. Anlamadım. Bazen dizi seyreder gibi yapıp gizlice eylemle Orçun'u dinliyorum. Ha. Yok yaşlı değil de köşesinde otursun da gamgam yapmak suç mu? Herkes yapıyor. El benim değil mi? Öptürmüyorum. Sıkıysa öpsün. Dikkat! Fikret amca çıktı apartmandan. Nereden? Vallahi yoğurt çıktı. Ölen amca, şapkalı falan. Dur hayat iyi misin? Gözüm kör baksın. Öyle geçti gitti yürüdü. Dumanların içinde geçti böyle. Resimdeki amca. Yok yok külüm yok yok yok. Aç onu. Aç 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 aç. Aç 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 aç. Aç. Senin sinirlerin bozuk. Sen etki altında kaldın. Güzel nefes al. Al, ver. Al, ver. Güzel şeyler düşün. Haydi benim canım, haydi benim canım. Yazı düşün. Tatili, denizi düşün. Allah'ım! Boğuluyorum ben! Yok, yok, yok. Ah, canım. Kötü bir niyetim yoktu, yemin ederim. Tülay'la konuştuk. O hakkını helal etti. Sen de et kardeşim. Onu salla da. Abi sesini nasıl öyle yapıyorsun? Bizde de yakışıklılık var ama yetmiyor. Yakışık. Goril lafına mı kızdın? Ama o eski dilde bodyguard demek. 80'lerde öyle denirdi. Ben çok yaşlıyım da ondan. Katarak başlangıcı bile çıktı bende ya. Zaten günlerim sayılı. İzin ver, biraz daha yaşayayım. Allah gecinden versin abi. Senin sesin yeter. Harbiden sesini nasıl öyle yapıyorsun? Benim manita da hep söylüyor da, bir tekniği falan var mı? Tıknık. Ha, yumurta içmek misal. Septe de bak bak çıkaramadım. Onu konuşacağım 2 gündür ya. Tane, tane konuş. Nefesi diyaframdan al.
O nereye düşüyor? Şu. Lan anasını sattığım bizim bura hep dolu olduğundan baskı yapıyor tabii. Çaktın mı? Şu mu abim? Böyle derin derin, ha? Göbeğe bilare. Lafları tane tane, ha? Ha. Anahtarın abi. Sette aceleden unuttun. Arkandan koştum, duyuramadım. Adresini aldım. Kapının önünde ayakta bekledim. Gelmeyince içeri girdim, oturdum. Yanlış anlama. Lay 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 lay. Benim manitaya. Abi dikkat ettim. Bir kelime söylemeden meh müh derdini anlatıyorsun. Öyle mana dolu bir ses var sende. Özel görüşmek istemişsiniz. Evet. Sırrını biliyorum. Yardım etmek için buradayım. Ha. Hadi ya. Eğitim falan öyle bir şey mi? Gibi. Bir süredir gözlemliyordum zaten. Biraz önce de bir arkadaşın arayıp aynı bilgiyi verince... Hangisi gammazladı? Bora mı Orçun mu? Kendileri biliyor sanki de. Basında haberlerin çıkıyor. Bu numarayı ara. Yine iki baş harf. Abi senin bu baş harflerle olayın nedir ya? Kim bu? Basın. Ahmet Altan. Ayşe Arman. Gazeteci değil. Bak kardeşim, bir inşaat şirketinin veliahtısın sen. Bu numarayı ara. Önemli. Hı. İnşaat. Ahmet Ağaoğlu. Atsız alkolikler oğlum. Kimler? Her gece çıkıp içiyorsun. Büyük rezillikler. İş konusunda cevapların kaçamak. Tedirginsin. Ofise bile bar koyuyorsun. Yüzleş artık. Sen bir alkoliksin. Ben. Sigara odasında sürekli bu konuşuluyor. Hayır, işi gücü bırakıp sizi arayıp bunları söyleyen arkadaşı merak ediyorum ben de. Ya şunların bir gitsin ya. Akbaba gibi. Of! Ya beni özlüyorum. Nasılsınız Güzin yenge? Fikret demin buradaydı. Şu kapıdan çıktı gitti. Başınız sağ olsun. Cenaze varmış galiba. Evet memur bey. Bomba değil. Bir vatandaş çanta unutmuş. Öyleymiş. Ne gerizekalılar var ya. Öldük öldük dirildik. Çantanın içinden kimliği çıktı. Acaba bu apartmanda mı oturuyor? Bora Alsancak. Hoş geldin kocacığım. Nasılsın, iyisin? Öğrengiler, babaengiler, kardeşin gelin nasılsın? İyiler, iyiler. Sağ ol. Gel otur. Kız! Hele dur, ben sana bir bakayım. Ben kurban olurum senin gözlerine.
O sıyrıklarda kaybolurum. Güzel. Ne girdin çapkın? Var ya, benim elimden kimler geldi geçti biliyor musun? Biz bu herifle var ya, aynı mahallede büyüdük. Babası alkolik, hasta bir adam. Bu da annesiyle yoksun, perişan. Lan sen bir kere benim papama değil suratıma baksaydın anlardın Hanya'yı Konya'yı. Bu kızın ekmeğiyle oynayamazsın anlıyor musun? Ne yaptık ki kızım? Herifi tehdit mi ettin? Köfte gibi kızar, biberi gibi patla. Hani koruyordun bizi? Bizi sende kim korsun lan? Hocam ben devam ediyorum. Alo. Pardon, bir saniye. Ne duruyorsun başımda akbaba gibi hala? Bir git be. Yok ya, adamı takip etmişsin. Şiş kebap yapacakmışsın öyle demiş. La bir yırtamadık şuralardan ha. Tam yırtacağız gibi oluyor. Senin gibi bir zirdevat eyağımı satma aşağı çekiyor. Kolay mı kazanıyoruz ekmeğimizi oğlum? Ben iki gündür nasıl bir baya karıyla uğraşarak üç kuruş para... Hoş geldiniz bebeğim. Ay yakışıklı yönetmeyin var ya. Senin sakalını bu yeni kolye yapıp girdanıma takarım kız. Hocam ben devam ediyorum çünkü tiradımı bitirmemiştim. Bir duralım. Pardon. Beş dakika bizimle otursanıza. Açılay, başka bir oyuncuya gitmedi rol. Hoca gerçek pavyon kadını kullanmaya karar vermiş. Herhangi bir pavyon kadını değil Esra. Zerrin. Eterim belli kıvıran Zerrin. Hayatımın filmindeki başrolü Zerrin oynayacak. Aa! Ne yıkıyorsun lan yine ortalığı edipsiz? Konuşma benle Zerrin. Git ortaokuldan beri beklediğin zaferini kutla. Her şeyi planladığını biliyorum. Hadi oyna sıkıyorsa. Şimdi sen mi kazandın? He? Yo. Yo, oynamayacağım ki filmde. Manyağa bak. Ne? Niye? Kabul etmedin. Olur mu kız öyle şey? Günah. O kadar emek verdin. Yok dedim adama. İşim gücüm var zaten. Meşgulüm ben ya. Gerçekten. Vallahi elimden geleni yaparım gülüm. Dükkan senin. Beni hamur gibi yoğur. Yalnız bu bir festival filmi. Üç ay Anadolu'dayız. Gece gündüz yok. Para veremem. Sert bir yönetmenim. Bağırır çağırırım. Film vizyona belki girer, belki girmez. Girse de 10.000 kişi falan seyreder. Ama ödül alabiliriz belki. Bu ödüllerin altın, gümüş veyahut değerli bir metalden yapılma ihtimali. Hani satsak bir likiti tesi bir şey var mıdır? Yok. Evet. Yarın provayla başlayalım mı? Gerizekalı mıyım lan ben? Dünyada böyle iş mi olur? Git ananı oynat deli mi ne? Ay ya ben bizim meslek tapon sanıyordum. Bu oyunculuk harbiden gibiymiş kız. Dayanamadım. Sana kıyamadım. Adil gelmedi. Biliyorum. Biliyorum çünkü arkadaşımı biliyorum. Arkadaşlık öldü sanıyorum ama Mir, Hurt'la hala bizimle berabermiş kız. Açılay. Zerrin. Zerrin. Para vermiyor diye yapmadın değil mi? İyi yaşa. İyi akşamlar. Merhaba. Size gelelim. Sağ olun. Merhaba, iyi akşamlar. Merhaba. Merhaba. Selahattin abi. Merhaba, nasılsınız? Sağ ol kızım, hoş geldin. Zahmet ettin. Verin elinizi öpeyim. Sağ olasın, gerek yok. Yok, gerçekten. Yok, zahmet etme. Israr ediyorum. Aa, istemiyorum. Yok, vallahi ben şöyle bir öpüvereyim. Öpme aşkım, canım. Lütfen. Bırak istiyorum. Ya istemiyorum. Bırak. Bırak. Yok, istemiyorum. Ben çok kararlı geldim. Ay istemiyorum. Bırak. Anne.
Anne. Anne. Anne. Gitti. Benim gitti. Eyvah. Annem. Benim annem kavga ya. Annem benim anneciğim. Yok bir şey yok. Tabii, bırak. Kalkamıyorum. Bırak. Kaldım. Bırak. Benim kaldım. Eyvah. Yatalak olsun dedi, dedi. Köşe kırlarda olsun dedi, dedi. Bak öyle bıraktı beni görüyorsun. Anne olur mu ya? Gerçekten hiç benim öyle bir niyetim olduğundan değil. Vallahi ay böyle bir dur. Dur çık dur. Evet. Sakin. Hiçbir şey. Geri çekin. Bir nefes al. Tamam.